Evet bu videoda daha önce analizini yaptığımız bir hisseyle karşınızdayız. Daha önce birkaç defa analizini yaptık paylaştık Onun için çok soruluyor. Biz de fırsat buldukça videosunu sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Tekrar bir değineceğiz durumu nedir? İlk bahsettiğimizde ilk videosunu çektiğimizde ne durumdaydı? şu an nerelere geldi? Onu sizinle paylaşacağız. Daha sonra potansiyeli ne kadar bundan sonraki potansiyeli, ve var mı hala ne kadar onu sizinle paylaşacağız tabi her zaman söylediğimiz gibi, bu yaptığımız analizler, yorumlar yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece teknik analiz ışığında bazen de temel analizin verileriyle paylaşıyoruz. Örneğin FK'sına durumuna falan bakıyoruz. Değer veren varsa, önemseyen varsa onlar da bilgilenmiş olacak. Şimdi öncelikle tabii ki Çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. Şimdi Drit'te temel olarak baktığımız zaman son çeyrekte son yaptığı son açıkladığı bilançoda daha doğrusu 1 milyon 400 binlik bir zarar açıklamış ama buna rağmen birkaç gündür tavan serisine başladı yükselişine devam ediyor. Zarar açıkladı diye de kesinlikle bir düşüş trendi başlatmıyor hala yükseliş trendinde tabi uzun vadeli. Şimdi FK'sına baktığımızda 7,17 piyasa değeri 1,42. Piyasa değerine baktığımızda 340 milyon ve 10 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. tabi borsanın yani BIST 100 endeksinin daha doğrusu en küçük şirketlerden en küçük şirketlerinden bir tanesi. Öz sermayesi 238 milyon dolaşımdaki payı her zaman söylüyoruz. Düşük olduğu için yani %93'lük bir dolaşım payı olduğu için biraz sıkıntı burada var temel olarak. Onun dışında dediğim gibi zarar açıklamış ama biraz sonra bakacağız teknik olarak nasıl bir hareket var. Bu verilerin yani zarar durumuna rağmen nasıl güzel bir görüntü ve yükseliş olduğunu olacağını şimdi sizinle biraz sonra paylaşacağız. Teknik olarak bir de dilerseniz hemen teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi daha önceki videolarımızı daha doğrusu ilk videomuzu ilk dirit videomuzu izleyenler varsa şu an izleyecek olan biz diriti daha önce nerede paylaşmıştık? Ortalama 5 TL 8 TL civarlarındaydı. şuralarda bir süre gidip geldi ama ondan sonra bir hareket başlattı. Demiştik ki 11 12 TL. Tam 12 TL'yi söylemiştik. Oranın üstüne atarsa bir yükseliş trendi başlayacaktır ve gördüğünüz çanak kup formasyon hedefine gidecektir demiştik. Peki nasıl bir hareket yaptı? Aynı dediğimiz gibi çanağı kulpu tamamladı ve hatta gelip şurada bir onay aldı. Şu gördüğünüz bu arada aylık grafik. Aylık grafik ne demek? Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek ve dolayısıyla uzun vadeli bir grafik ve bu analizde uzun vadeli bir analiz demek ve şurada gördüğünüz görüntü daha doğrusu grafik tipi logaritmik normal var. Logaritmik var. Ben analiz yaparken özellikle video yaparken logaritmik bakmayı öneriyorum. Daha doğrusu tercih ediyorum. Grafiğimiz logaritmik grafik. Şurada ne vardı? Şu şekilde hemen teknik olarak sizinle çizelim. Şuradan 2020 dibi vardı. Ve buradan yukarıya doğru turkuazla gördüğünüz bir yükseliş trendi ana trendimiz mevcut. Peki daha sonra ne dedik? Burada bir pullback, onay alma dediğimiz olay. Yani ne demek onay alma? Bir direnci kırdığında, örneğin şu sarı direnci kırdığında gelip oradan tekrar bir onay almasına biz retest diyoruz, pullback diyoruz. Burada da geldi, şöyle aylık olarak retestini yaptı. Şurada görüyorsunuz, şu şekilde bir pullback yaptı. Şurayı hatta şöyle kalınlaştıralım. Rengini de şöyle değiştirelim bu şekilde bir pullback yaptı ve yükselişine başladı. 2-3 aydır ufak da olsa formasyonlar oluştura oluştura yukarıya doğru gidiyor. Bu arada yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. İsterseniz Udemy'de Udemy sitesinde var. İsterseniz de şu an YouTube katıl bölümüne çok daha kaliteli bir teknik analiz kursu yüklüyoruz. YouTube katıldan Teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de gene katıl bölümünden farklı kategorilerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olup ailemize katılabilirsiniz. TikTok'ta da aynı şekilde kanalımıza katılıp abone olabilirsiniz. İsterseniz eğitim için katılırsınız. İsterseniz de kanalımızın bir üyesi olarak, ailemizin bir parçası olarak bize destek olabilirsiniz uzun vadeli hedeflerimiz bu 12 TL üstünde kaldığı sürece bakın uzun vade diyoruz. O hedefler geçerli olacak. Peki biraz daha kısa vadeli bakalım. Hatta bir dakika şu uzun vadede ne vardı? Bir çanak kup formasyonumuz vardı. Onu unutmayın sarıyla gördüğünüz. Şöyle günlük grafiğimizi açtığımızda şu şekilde pullback seviyemiz burasıydı. Zaten gösterdik onu. Ayrıyetten şurada bakın formasyonlar oluştura oluştura gidiyor. Şurada bir tobo formasyonumuz var. Şunu hemen şöyle kapatayım. Şöyle bir tobo formasyonu oluşturdu burada. Hemen çizelim. Bakın burada solumuz, baş sağumuz Ve geldi buraya pull beklediğimiz dediğimiz olayı burada da yaptı aynı şekilde. Retestini yaptı. Teknik analiz demek ki bu hisse senedinde güzel çalışıyor. Şimdi burayı kaldıralım. Burada bir tobomuz var. Peki bu tobonun hedefi neresi? Kısa vade için. Biraz sonra tabii ki uzun vadeli hedefimizi vereceğiz. Ama öncelikle kısa vade için hedeflerimiz neresi? Onu sizinle paylaşalım. Şöyle burası bu tobonun olmak üzere tabii ki. Hedefi o da 34 TL. Yani şöyle bir şey yapabilir örneğin. Önümüzdeki daha doğrusu yarın açılış olduğunda oraya bir kısa vade için Tavan açıp oradan düzeltme gelebilir demek. Çünkü 34 TL 34,16 bu tobo formasyonun hedefi ve bizim için bir direnç demek kısa vade için. Daha sonra 34 TL üstüne attığında bir sonraki hedefimiz 63 TL daha önce sizinle paylaşmıştık zaten. 63 TL hedefimiz olacaktır. Ve orada oraya gitmek için de bir formasyon oluşturacak. Hatta şurada da formasyonu oluşturduktan sonra şuraya kadar düşüş normaldir. Burası bizim ara trendimiz. Her zaman söylüyoruz. Bir ana trendimiz var. Genelde bir de ara trendimiz oluyor. Burayı da hangi renk yapalım? Sarı yapalım. Burada ara trendimiz de var. Burayı tamamladıktan sonra 34 TL'ye buralara yani 20 TL civarlarına kadar düşmesi gayet normal. Ve ne dedik? Daha sonra buranın üstünde 20 TL üstünde kaldığı sürece hedefi 34 TL. 34 TL zaten yaklaştı. Üstüne atıp kalıcı olursa sonraki hedefimiz 64 TL. 63 TL daha doğrusu olacaktır. Peki daha sonra ana hedefimiz neresi? Onu sizinle paylaşalım. Her zaman paylaştığımız. Şurada bir çanak kup formasyonumuz var dedik. Şu şekilde. Buranın hedefi de zaten çizmişiz daha önceden. 300 TL olacaktır. 300 TL'den sonra tabi daha uzun vade düşünüyorum diyenler için. Şu şekilde daha sonra buralar bizim için uzun vadeli ikinci hedefimiz olacaktır. Uzun vade dediğimiz bu arada en az bir yıllık zaman dilimi demek söylemiş olalım. Peki buraya kadar ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Şu andan itibaren baktığımızda %18'lik %20 binlik bir yükseliş bu da 200x'lik yükseliş ihtimali demek tabi uzun vade en az 1-2 yıl demek bu şekilde bir beklentimiz var tabi 300 TL önemli bir seviye oraya geldikten sonra tekrar bir satış bir düzeltme gelecektir yeni bir formasyon oluşturup oraya kadar gidecektir demiş olalım. Sizin elinizdeki hisseleri ve altcoinleri yorum bölümüne yazın videonun açıklamasını. Daha doğrusu analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Bu şirket hakkındaki düşüncelerinizi de bekliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.